Böyle hareket edebiliriz. Herhangi bir özellik ya da bağıntı kullanmadan, eğer biz bunun sonucuna x dersek, bu sonsuz kesirin. Tabii böyle 5 artı 6 bölü 5 artı 6 diye gidiyor. Şunun tamamına x dersek, şu an boyadığım bölüm de x olur. Çünkü ikisi birbirinin aynısı. Sonsuza kadar gittiğine göre burası da x olacak. Yani bizim burada gördüğümüz şekil aslında şu. 5 artı 6 bölü x eşittir x. Bu denklemi çözeceğiz. Değer vermeyi deneyebiliriz. Değer verip bulma ihtimalimiz var. Ama bulamayabiliriz de. Tam sayı değilse x. Bulamayız. Mesela değer vermeye kalksak tam sayı olması lazım zaten değer verebilmemiz için. 6'yı bölen sayıları deneriz. Mesela 1 veririz. 6 bölü 1, 6. Yanında 5 var. 5 artı 6, 1'i vermiyor. Demek ki 1 değil. X'e 1 vermiştik. Şimdi X'e 2 versek, şurası 6 bölü 2, 3 yapar. Burada da 5 var. 5 artı 3, 2 değil. Bu da değil demek ki. 6'yı bölen bir diğer sayı 3 versek, 6 bölü 3, 2 olur. Diğeri de 5. 5 artı 2, 3'ü vermiyor. Bu da değil demek ki. X'e bir de 6 versek, 6. 6 bölü 6, 1. Diğeri de 5'ti. 5 artı 1, 6. Demek ki X'in doğru değeri 6. Böyle bulabiliriz. Ama tam sayı olmayabilirdi. O yüzden böyle yapmayacağız. Siliyorum bunu. Çünkü tam sayı olmayabilirdi. Küsuratlı da olabilir. Biz bu denklemi çözebiliriz. İkinci derece denkleme dönüştürerek. Şunu yaparız. Bu ikisini çarpıyorum. Şöyle 5x artı 6 olacak. 5 şu 5x olacak. 5x artı 6 bölü x eşittir x. X'in paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparız şöyle. Bu durumda x ile x'i çarpınca x kare eşittir 5x artı 6. Sola alırsak x kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırız. Şunun çarpanları x, x. Bununkiler eksi 3'e 2 desek olmaz, vermez. 6'lı yazacağız. Eksi 6'ya artı 1 desek toplamı veriyor. Demek ki bizim x sayılarımızdan birincisi 6. Bir diğer sayımız da eksi 1. Eksi 1 değil. Ama niçin? Onu da bilmemiz lazım. Olmama sebebi şu. Eksi 1 olmama sebebi. Pozitif sayılar toplanmış. Burada 5 var. Bu içinde negatif bir sayı olmadığı için bu da pozitif. 5'in üzerine pozitif bir sayı ekleyeceğiz. Eksi 1 çıkarma şansımız yok sonuç. Bu o yüzden olmayacak. Yani şunun sonucu negatif olamaz. Bu nedenle sonucumuz 6. Evet.